Arkadaşlar merhabalar bu videomda 9. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani üçgenlerin 17. videosundayız. Dik üçgenin de 4. videosundayız. Ne anlatacağız size? Dik üçgendeki trigonometrik oranlardan bahsedeceğiz. PDF'e nasıl ulaşacağını biliyorsun. Açıklama kısmındaki linke tıkla ya da dik üçgendeki ilk dik üçgen 1'deki PDF'i indirdiysen aynı PDF devam ediyor. E o zaman hazırsan başlayalım. Dik üçgendeki trigonometrik oranlar nedir bunlar? Sinüstür, kosinüstür, tanjanttır, kotanjanttır. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Bunların tanımları var şimdi. Şimdi buradaki alfa açısı buradaysa eğer bu alfanın karşısındakine biz ne diyoruz? Karşı kenar. Komşusundakine ne diyoruz? Buna da komşu kenar diyoruz. Bu da zaten hipotenüs. Şimdi arkadaşlar sinüs alfayı tanımlayalım. Sinüs alfa ve kosinüs alfa da bölü hipotenüs olacak. Bunu unutma. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüs kosinüs alfa bak kola başlıyor komşu bölü hipotenüs bak sinüs ve kosinüs de hipotenüs olacak sinüs alfa karşı bölü hipotenüs kosinüs alfa kola başlıyor ya komşu bölü hipotenüs yani burada alfanın karşısı a bölü hipotenüs c yani sinüs alfa a bölü c'ye eşit olur yani karşı bölü hipotenüs B alfanın komşusu B hipotenüs C yani kosinüs alfa da komşu bölü hipotenüs B bölü C'ye eşit olur. Tanjant ve kotanjantta karşı bölü komşu ya da komşu bölü karşı olacak arkadaşlar. Tanjant bak kola başlamıyor dikkat. Tanjant karşı bölü komşu, kotanjant da bak kola başlıyor komşu bölü karşı. Şurası komşu olacak arkadaşlar. Komşu bölü karşıya eşittir. Bunu unutma. Tekrar söylüyorum. Bak kola başlayanlar da üstte hep ne oluyor? Komşu oluyor. Baştan başlayalım. Sinüs ve kosinüs de bölü hipotenüs olacak ya. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Kosinüs kola başlıyor. Komşu bölü hipotenüs. Tanjant kola başlamıyor. Karşı bölü komşu. Kotanjant da kola başlıyor. Komşu bölü karşıya eşittir. Komşu bölü karşı derken. Hocam alfanın komşusu karşısı. B bölü A. Tanjant alfa karşı bölü komşu. Yani karşı nedir? A bölü B'dir arkadaşlar burada da. Tamam mı? Hadi bakalım. Bazı üçgenlerin özel üçgenlerin trigonometrik oranları. Mesela tanjant 45, sinüs 45, sinüs 150, sinüs 30 işte atıyorum kosinüs e, 45 gibi ifadeler gördüğünüz zaman bunları böyle bazı arkadaşlar böyle ezberliyor. Sakın. Valla biz bunları yazmaya kalksak arkadaşlar bir sürü şey çıkıyor. 16, 48 tane şey çıkıyor hatta. Hatta böyle ikinci bölgedeki, üçüncü bölgedeki ne demek istediğimi daha sonra anlayacaksınız. Bir sene sonra anlayacaksınız. Yo 11'de anlayacaksınız ne demek istediğimi ama e, 48 tane şey ezberlemeye kalkarsınız ondan sonra. Sakın ezberlemeyin. Sizden sinüs 45 gibi, kosinüs 60 gibi değerler istenildiği zaman hemen dik üçgeni çiz. 45 bir şey istenilirse 45, 45, 90 üçgeni çiz. 30 60 90 ile bir şey 30 ya da 60 bir şey istenildiği 30 60 90 çiz. 45 45 90 üçgende 1 1 ise burası kök katı. 30 60 90 üçgende 30'un karşısı başlangıç noktası ya. Hani 1 o zaman 90'ın karşısı 2 katı, 60'ın karşısı da kök 3 katı diye yerleştiririz 1 2 kök 3'ü böyle. Sonra bak sinüs 45. Bakarsın buraya. 45'in sinüsü karşı bölü hipotenüs. 1 bölü kök 2'yi söylersin. Ezberlemene gerek var mı? Yok. Bak. Kosinüs 45. Kosinüs 45. Komşu bölü hipotenüs o da 1 bölü kök yapıyor. 1 bölü kök dediğimiz kök eşitliğine çarparsa kök 2 bölü 2 yapıyor. Sinüs 60. Bak 60'a bak. 60'a baktın. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Yani kök 3 bölü 2. Gördün mü? Kosinüs 30. 30'un koyla başlıyor. Komşu bölü hipotenüs. Yani kök 3 bölü 2 yapıyor o da. İşte atıyorum tanjant 45. 45'e baktın. Karşı bölü komşu. 1 bölü 1'den 1. Tanjant 30. Tanjant 30. Karşı bölü komşu. 1 bölü kök 3. İşte kotanjant 60. 60'ın komşusu bölü karşısı. Yani 1 bölü kök 3. 1 bölü kök ile kök eşitliğini şey yaparsak kök 3 bölü 3 yapıyor arkadaşlar. Bunları ezberlemeye gerek var mı? Yok. Hemen özel üçgenini çiz. Sonuca ulaş kardeşim. Tamam. Ondan sonra bir de burada şurada bir şey var arkadaşlar. Burada dikkat edersek birbirinin tümleri olan açıların sinüs ve kosinüsleri ayrıca tanjant ve kotanjantları birbirine eşit oluyor. Bak. Şimdi 60 ile 30 birbirinin tümleri oluyor ya. Tanjant 60 kotanjant 30'a eşit. Bak tanjantla kotanjant bir grup sinüsle ile kosinüs bir, bir grup. Bak mesela sinüs 30 60'a tamamlayanın kosinüsüne eşit. eşit. Sinüs 45 90'a tamamlayanın ne 45 o da kosinüs 45'e eşit oluyor. Gördüğün üzere. Tamam buna da dikkat et. Yani birbirine 90 dereceyi tamamlayan açılarda sinüsü kosinüsüne eşittir. Tanjantı kotanjantına eşittir. Ya da tam tersi kosinüsü sinüsüne eşittir. Kotanjant da tanjantına eşittir. Bununla ilgili belki bir şey gelebilir. Soru gelebilir karşımıza. Evet gençler bakalım ne var burada. Sakın şunu yazma. 3, 4, 5 yazma. 5'in hipotenüs olması lazımdı. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Sinüs x bölü kosinüs x isteniyor. Öncelikle Pisagor bağıntısından şurayı bir bulalım arkadaşlar. Şimdi burada 4'ün karesi eşittir 3'ün karesi 4'ün karesi eşittir 3'ün karesi artı y'nin karesi olduğundan 16'dan 9 çıktı. 7 eşittir y2. y kare. Y'yi de buradan kaç buluruz? Kök 7 buluruz. Evet y kök 7 çıktı. Şimdi benden sinüs x bölü kosinüs x deniyor. Şimdi sinüs x'e bakalım. Sinüs bak açı burada ya. Bu açının karşısı bu. Karşı bölü hipotenüs. Yani kök 7 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Bölü kosinüs x nedir? Komşu bölü hipotenüstür. X'in komşusu bu. Hipotenüs bu. 3 bölü 4'tür. E hocam kök 7 bölü 4 çarpı ters çevirip çarpıyorum. 4 bölü 3. Bu da kaç yaptı? Kök 7 bölü 3 çıktı. Cevap bu oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Bak x burada bu sefer. Sinüs x kök 2 bölü 2 demiş. Bak kotanjant x değeri isteniyor. Normalde sinüs değeri verilirse. Hocam sinüs x ne demek? X burada ya. Bak karşısı burada. Komşusu burada. Bak burası karşı. Burası komşu. Burası da zaten nedir? Hipotenüs. Yani hipo diyelim burada. Sinüs ne demek? Karşı bölü hipotenüs demek. Hocam karşısı kök 2 ise Hipotenüste de 10'dur diyebiliriz. Ama dikkat et normalde kök katıdır aslında. Kök 2K'ya 10K demek lazım normalde. Ama en son bizden yine kotanjant X yani bir oran istenildiği için ben buraya kök 2 buraya da 10 diyebilirim. Ama yazdığımız şey normalde yanlış. Kök 2K'ya 10K yazmamız lazım. Tamam mı? En son bizden yine oran istenildiği için K'lar sadeleşecek zaten oran yazmıyorum. E hocam burada ne yapalım? Şurayı bir bulalım isterseniz. Şurayı y diyelim. Pisagor bağıntısı. 10'un karesi eşittir. Y'nin karesi artı kök 2'nin karesi. Şimdi 100'den 2 çıktı. 98 kaldı. Y kare. Y de buradan kök 98 yaptı. E, kök 98 yaptıysa böyle kalsın. Kök 98 diyelim arkadaşlar buraya. Bizden ne isteniyor? Kotanjant x. Kotanjant x bak kola başlıyor. Tan bak sinüs ve kosinüs de bölü hipotenüs olacak. Tanjant ve kotanjant da hipotenüs olmayacak. Kotanjant ne? Kola başlıyor. O zaman komşu bölü Hipotenüs olmayacak o zaman karşı kalıyor. Komşu bölü karşı. Bu x açısının komşusu burası karşısı da burası. Komşu bölü karşı isteniyor bizden. O da ne yapıyor? Kök 98 bölü kök 2 yapıyor. Aynı kök içerisinde yazabiliriz. 98 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. O da kök 49 yapar. O da kaç yapar arkadaşlar? 7 yapar. Evet cevap ne çıktı arkadaşlar? 7 çıktı 31'in sonunda. Geldik 32. soruya. A, bak bizden ne isteniyor? Tanjantı x değeri isteniyor. Bak mantığını çalıştır. Tanjantı x isteniyorsa sana dik üçgen lazım. Dik üçgen oluştur. Zaten burada da 45 derece var. E özel açı mantığı. Çekersin buradan bir tane 90 derece. Hocam 90 dereceye çizince 45'in mantığını kullanıyorum. 45, 90, 45. E 8 kökki ise dik kenardan hipotenüse geçiş. Kök katlı hipotenüsten dik kenara geçişte kökkiye bölünmüş halidir. Yani burası 8 ise burası nedir arkadaşlar o zaman? Burası da 8'dir kökkiye bölünmüş hali. Sonra BC'yi de 14 vermiş bana. E hocam bunun tamamı 14 ise buraya ne kaldı? 6 kaldı. E 6, 8, 10 üçgeninden. Burası 10 çıktı. Tanjant x deniyor. O zaman bu üçgene bakacağım. Bak tanjant sinüs ve kosinüs de bölü hipotenüs var. Tanjant ve kotanjant da yok. Tanjant koala başlamıyor. O zaman karşı bölü hipotenüs olmayacak. Komşu yani x açısı. Bak buradaki dik üçgende. Bu dik üçgenin karşısı 8, komşusu 6. 8 bölü 6. Yani ne yapar? 4 bölü 3 yapar arkadaşlar. Örnek 32 4 bölü 3 bulduk. Geldik örnek 33'e. Şimdi benden sinüs A değeri isteniyor. Hocam A değeri burada ama A'ya ait dik üçgen yok. Bir, bir dik üçgen çizmeden önce bak şunlar paralel ya kareden dolayı. Hocam Z'den dolayı bak burası A yaptı. A'ya ait dik üçgen var mı? Var. O zaman ben buraya yoğunlaşacağım. Şimdi dikkat. Burada bir oran verilmiş. Hocam burası K iken BC 4K verilmiş. E, BE'ye K yazalım. BC uzunluğu da 4K. E hocam tamamı 4K ise burası 3K oldu. E bu bir kare olduğundan dolayı burası 4K olmak zorunda. 4K ise burası da 4K. Şimdi 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5K mı yapar? Evet. Şimdi sinüs A isteniliyor. Sinüs. Bak. Sinüs ve kosinüsle bölü hipotenüs olacak. Sinüs koğula başlamıyor. O zaman karşı bölü hipo olacak bu. Bölü hipotenüs olacak. Bu A açısının karşısı. A açısının karşısı neresi? Burası. 4K bölü Hipotenüs de 5K olduğundan dolayı cevap 4 bölü 5 çıkar arkadaşlar. Örnek 33 4 bölü 5 oldu geldik örnek 34'e. Arkadaşlar burada dikten dik çizilmiş. Bizden de kosinüs x deniyor. O zaman buradaki dik üçgen lazım bana. Buradaki dik üçgenin açılarını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Ha bazen de açı böyle taşıması da yapıyoruz. Mesela burası x açısı burası y açısı dersek x artı y 90 alfa beta gibi düşün. Y 90 bak burası da x yapıyor. Yani buradaki kenar verilmiş olsaydı eğer şu üçgende kullanabilirdim arkadaşlar tamam mı? Yani oradaki kosinüs x'i sadece bu üçgende değil bu üçgende de bulabilirim. Ama burada sanırım y'ye gerek var mı arkadaşlar? Yok. Şuradaki dik üçgenin kenarlarını büyük ihtimalle bulabilirim. Burada ne var arkadaşlar? Burada dikten dik çizilmiş. Eski bilgileri kullanacaksın. Öklit bağıntısı var. 15 verilmiş. 15'e ait öklit bağıntısını kullanalım arkadaşlar. Yani 15'in karesi bu çarpı tamamı değil mi? Evet. Yani 15'in karesi eşittir şuraya a dersem a çarpı a artı 16. Vallahi arkadaşlar, 15'in karesi 225. neyle neyin çarpımı yapar? 9 ile 25'in çarpımı yapar. Ya 15 var ya. Ben ben olsam hissederim. Tamam mı? Hocam 15 varsa hipotenüs. Bak hipotenüste 15 varsa büyük ihtimal 9, 12, 15 üçgendir. 9, 12, 15. Zaten 15'in karesi de 9 çarpı 25. 225 yapıyor mu yapıyor. İşlem yapsan da a'yı buradan 9 bulursun. Ama hissetme, hisset kardeşim bak. Böyle öklük bağıntısı da sağlanıyor. 12'nin karesi 9 çarpı 16 da sağlanıyor. 144 9 çarpı 16. Sağlaması da tutuyor. Sıkıntı yok. Şimdi benden kosinüs x deniyor. Bak sinüs ve kosinüs de bölü hipotenüs var. Kosinüs kola başlıyor. Hocam komşu bölü hipo. Yani komşusu nedir x açısının? X açısı bak. Dik kenarlar bunlar. Komşusu ya bu olacak bu olacak. Komşusu değen kenarı. Yani 12 bölü hipotenüs de zaten bu. 15. Yani sen bunu 3'e bölsen 4. aşağıdaki 3'e bölsen 5. Cevabın 4 bölü 5 çıktı arkadaşım. Örnek 34'ü bulduk geldik örnek 35'e. ABC açısı. ABC açısı. Arkadaşlar burası X demiş. Hocam X'e ait bir dik üçgen var ama dik üçgenin kenarları yok. Birim kareli zemin dediği için kenarlar bir birim bir birim. Burası da bir birim. Şurayı biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman başka bir şey yapacağım. X açısı başka yere taşınıyor mu? Bazen biraz önce de böyle alfa beta gösterdim yani ya, şurada XY Sadece bu üçgende bakmak zorunda değiliz. Diğer büyük üçgende de bakabiliriz diye söyledim ya. Aynen öyle. Bazen açı taşıması da yapabiliyoruz. Açı taşıması derken ya alfa beta'ya dalacaksın. Yani XY'ye dalacaksın. Ya da ne yapacaksın? Böyle yöndeşlik yöndeşlik varsa ona bakacaksın. Hocam birim kareler olduğu için şunların hepsi dikeylerin hepsi paralel değil mi? Evet bunlar paralel. A yöndeş açı var. Bak burası da x açısı. E o zaman sen buradaki x'i şu dik üçgende bulamıyorsan ne yapacaksın? Büyük dik üçgene bakacaksın kardeşim. Büyük dik üçgenin kenarları belli mi? Belli. Hocam şurası ve şurası. 1, 2, 3, 4 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. Senden tanjant x deniyor. Bak sinüs ve kosünüsle bölü hipotenüs. Tanjant ve kotanjant da yok. Tanjant koğla başlamıyor. O zaman karşıyla karşı olacak üst taraf. Karşı bölü hipotenüs olamayacağına göre komşu. E x. x açısının burada karşısı 6 komşusu da 4. 6 bölü 4'ten cevap 3 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Örnek 35 3 bölü 2 çıktı. Bakın her tarz soruyu veriyorum size. İyi bir şekilde anlayın lütfen. Geldik bu soruya. Şimdi burada burası alfayken burası 2 alfa verilmiş. CAD açısı alfa iken BCA B, C, A 2 alfa verilmiş. A, bu açılar verilmişse öncelikle açılara bakacağım. Hocam burada e, iki iç açı bir dış açı değil mi? Evet. O zaman burası da ne olmak zorunda? Kesinlikle alfa olmak zorunda. Alfa ile neyi toplarsam iki alfa yapar? Alfa. E, tanjant A, C, B'yi vermiş. Bak A, C, B'ye. Evet şu üçgende tanjantı kullan diyor sana. Tamam kullanayım arkadaşlar. Nasıl kullanacağım? Bu üçgendeki tanjant değeri kaç? 4 bölü 3. Tanjant ne demek? Hocam tanjant demek karşı bölü kola başlamıyor çünkü. Komşu demek yani tanjant ACB. ACB açısı. Şuradaki açının tanjantı. Bu açının karşısı burası. Komşusu da burası. 4 bölü 3'müş. Hocam burası 4 ise burası 3'tür. En son oran istenildiği için bu şekilde yazdım. Normalde 4 kya 3 k yazmam lazım. Tamam. E tamam. 4 3 yazdım. E sonra 3 4 ne üçgeni? 5 üçgeninden burası 5 çıktı. Hocam alfa alfa ya bu x kenar yani burası da kaç yaptı? 5 yaptı. Şimdi benden ADB'nin nesi isteniyor? Kotanjantı. ADB. Evet şuradaki açının kotanjantı. Ko, ko ile başlıyor. Komşu bölü. Hocam sinüs ve kosinüsle bölü böyle hipotenüs olacaktı. O zaman burada karşı olacak. Bu açı büyük dik üçgendeki dik kenarlara bakacağım. Bu açının komşusu neresidir? Hocam şurasıdır. Yani 8 bölü. Karşısı neresidir? 4'tür. Cevap kaç yaptı o zaman? 2 yaptı. Arkadaşlar bak anlamama imkanınız yok. Her tarz soruyu burada vermişiz. Gerçekten var ya ya anlam anlamama imkanınız yok değil de? Gerçekten çok detaylı bir şekilde de anlatıyoruz ve buradaki sorular da özenle seçilmiş. Gerçekten çok güzel gidiyor anlatım. Mükemmel bir şekilde gidiyor. Yani burada her şeyle karşılaşıyorsunuz. Her kalıp soruyu göreceksiniz zaten burada. Örnek 36'yı 2 bulduk. Geldik örnek 37'ye. Arkadaşlar kosinüs x deniyor. Bak dik üçgende bulabilirsin bunu. Hocam x'in böyle komşusu bu, hiposu bu değil. Buranın 90 derece olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. 45 var. Özel açı mantığını kullanmak zorundasın. Nasıl kullanacaksın? Hocam zaten x'e de dik üçgen lazım bize. E 45 de var? E şuradan bir dik çizersem özel açı mantığını kullanmış olurum. Bak ne çıktı burada? 45-45-90 üçgeni. Hocam şuradaki üçgen 45-45-90 üçgeni ise Normalde dik kenardan hipotenüse geçiş kök kat. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök kiye bölünmüş hali. 4 4 yapar. Sonra burada bir pisagor bağıntısı yaparım. Şuradaki a uzunluğunu bulurum. 2 kök 6'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı a'nın karesi. Burası kaç? 24. Eksi 16 eşittir. A kare yaptı. A kare eşittir. 8 yaptı. A'yı da buradan kök 8 bulduk. Yani bu da 4 çarpı 2 olduğunu A'yı da 2 kök 2 bulduk. A 2 kök 2 çıktı arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? Kosinüs x. Ko ile başlıyor. Komşu bölü kosinüs ne oluyordu? Hipo oluyordu. Bölü hipo. Evet buradaki dik üçgende x açısının komşusu dik kenarlarda. Hocam komşusu burası. Yani 2 kök 2 bölü nedir arkadaşlar? Hipotenüs de 2 kök 6'dır. İkiler sadeleşti. Hocam burası kök 2'ye bölsen 1 yaptı. Kök 2'ye bölsen kök 3 yaptı. 1 bölü kök 3 yaptı. Daha doğrusu kök 3 eşitliğiyle çarparsak kök 3 bölü 3 Yaptı mı? Yaptı. Evet örnek 37 kök 3 bölü 3 oldu. Geldik örnek 38'e. <laughs> Neler verilmiş? 19 verilmiş. 20 verilmiş. Arkadaşlar şu şöyle olacak. BC uzunluğu olacak. Bazen yanlış yazılabiliyor. Kusura bakmayın. Evet burası 20. Burası 19 verilmiş. Kosinüs B de 0,8 verilmiş. Hmm. Arkadaşlar buradaki açının kosinüsü verilmiş. Bu açıya ait ne lazım bana? Dik üçgen lazım. Hocam dik üçgen. Aha böyle yaparsam. 0,8 A böyle yaparsam sıkıntı olacak. Hocam şu açının komşusu böyle hipotenüsü abi şu A/19. bölü 19. 19 gıcık değil mi? Çok gıcık kardeşim. Niye ben burada bunu yapayım? Değil mi? Kosinüsü burada yapayım. Ben özel açı mantığında ne dedim? Bu açıya ait dik üçgen oluştur. Özel açıymış gibi düşün. Bu açıya ait dik sadece tepeden çizilmiyor ki. Şuradan da çiziliyor. E buradan çizelim. Bak buradaki dik üçgende bu açının komşusu burası, hipotenüsü burası. Heh, bu daha güzel oldu. Ben buraya A dersem. Şimdi kosinüs B. Kosinüs B 0,8. Kosinüs B 0,8. Yani bu 8 bölü 10. Neye eşittir? Kosinüs B açısı burası ya. Arkadaşlar komşu bölü hipotenüs. Yani B açısının komşusu burası hipotenüs burası. A bölü 20'ye eşit. 2 kat 2 kat. A'yı da buradan kaç buluruz? 16 buluruz. Çok güzel. Bak gördün mü? Dik çizme mantığını kullandık. A 16. Ne üçgeni? 16 20. 12 16 20 üçgenden burası 12 çıktı. Hocam tamamı 19'du. Buraya da 3 kaldı. Pisagor. Ama benden tanjant A isteniyor. Şuradaki A açısının tanjant değeri isteniyor. Yani buradaki dik üçgene bakacağım. Tanjant A da neye eşittir? Tanjant demek arkadaşlar karşı bölü komşu demek. Karşı bölü komşu. Yani 12 bölü 3'e eşittir. Yani kaç yaptı? 4 mi yaptı? Evet. Gerçi sorun devamını okusaydım da diki buradan çizerdim. Çünkü niye? Bak burası A açısı, burası B açısı, burası C açısı. Sana kosinüs B verilmiş. Buna ait dik üçgen oluşturacaksın. Tanjant A isteniyor. E buna ait de dik üçgen oluşturacaksın. Buna dokunma, buna dokunma. Diki buradan da çizebilirim diye düşünebilirdin. Tamam mı? Bu da farklı bir mantık. Farklı bir bakış açısı. Arkadaşlar güzel bir soru. Cevap ne çıktı? Ee, 4 çıktı. Geldik örnek 39'a. Evet bir de böyle sorularla uğraşalım. Sinüs 60 ve kosinüs 30 isteniyor. Hemen 30-60-90 üçgeni çizerim kardeşim. 30'un karşısı 1 iken 90'ın karşısı 2. Burası da kök köküç derim. Sinüs 60 demek ne demek? Hocam 60'ın karşısı bölü hipotenüsü demek. Köküç bölü 2 demek. Artı kosinüs 30 demek. 30 ne demek? Kosinüs 30 da bu açının komşusu ve hipotenüsü demek. Köküç bölü 2 demek. Topladığımız zaman 2 köküç bölü 2 yapar. O da kaç yapar? Köküç yapar. Geldik buraya. Hocam 45 ve 30 derece var. Ay kosinüsü 120 de var burada. Kosinüs 120'yi arkadaşlar daha öğrenmedik. Bir sonraki videoda öğreneceğiz bunu. Kosinüs 120'yi de ne yapalım biliyor musunuz? Şunu e, kosinüs 120 şunu kosinüs 60 yapalım mı arkadaşlar? Şöyle yapalım. Tamam mı? Evet kosinüs 60 yapalım şunu. Soruyu böyle değiştirelim. Tamam mı? Evet şimdi tanjant 45. Bak şimdi. Tanjant 45 lazım. Hemen 45-45-90 üçgeni çiziyorum. Hocam 1-1 kök 2 burası. Bir de 30 60 90 üçgen çiziyorum. 1 2 kök 3 burası. Tanjantı 45. Hocam 45'in karşı tanjantı karşı bölü komşudan 1 mi yaptı? Evet. 1 şunu mavi kalemle yapayım karışmasın. 1 artı kotanjant 30. Hocam kotanjant 30 dediği komşu bölü koyla başlıyor. Komşu bölü karşı kök 3 bölü şurası da artı olsun bence. Çünkü soru öyle daha kolu güzel çıkacak. Sinüs 60'a bakalım. Sinüs 60 hocam kök 3 bölü 2 değil mi? Çünkü 60'ın karşısı bölü hipotenüsü kök 3 bölü 2 artı kosinüs 60. Kosinüs 60 da ne yapıyor arkadaşlar? Bu 60 derecenin komşusu burası, hiposu burası. 1 bölü 2 yaptı. Yani bu 1 artı kök 3 bölü ne oldu? Kök 3 artı 1 bölü 2 yaptı. E ters çevirip çarpacak olursak 1 artı kök 3 çarpı 2 bölü 1 artı kök 3 değil mi bu? Yani kök 3 artı 1, 1 artı kök 3. Bunlar da sadeleşti. O zaman cevap ne yaptı arkadaşlar? 2 yaptı. Evet şurayı artı yaptık. Burayı da 60 yaptık. Tamam mı gençler? Örnek 40 bu şekilde çıktı. Geldik. Örnek 41'e. O 5 sinüs x eksi 12 kosinüs x eşittir 0 verilmiş bize. Bu ne demek arkadaşlar? Bu demek şu demek. Arkadaşlar şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Burada bunu öbür tarafa atalım. Atmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Şurada verilmemişse ben onu atladım mı bilmiyorum verilmemişse evet verilmemiş şuraya yazabiliriz ya da o örneğin yanına yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi şu örneğin yanına örnekten öncesinde bir not yazabiliriz. Arkadaşlar tanjant x ne demekti? Ee, karşı bölü komşu demekti. Tanjant x aynı zamanda ne demek biliyor musunuz? sinüs x bölü kosinüs x demek. Tamam? Hocam kotanjant x ne demek? Ko ile başlıyor. kosinüs x bölü sinüs x demek. Bu da aklında bulunsun. Buraya bir not ekledik. Şimdi sorumuza bakalım. Şimdi şöyle bir şey verilmiş. 5 sinüs x 12 eksi 12 kosinüs x eşit 0 verilmiş. Bunu öbür tarafa atalım. Hocam ne geliyor buradan? 5 sinüs x eşittir 12 kosinüs x mi yaptı? Evet. Hocam şunu şuraya atalım. Bunu da buraya atalım. Sinüs x bölü kosinüs x mi geldi? 12 bölü 5 mi yaptı? Evet. A sinüs bölü kosinüs ne demekti? Yukarıda verdim. Tanjant demekti. Tanjant x 12 bölü 5'miş. Ha, tanjant x değeri belli. Başka değerler soruluyor bana. O zaman dik üçgen çizelim. Bak şimdi dikkat. Şuraya x diyelim. Tanjant x 12 bölü 5 olacak. Tanjant ne demekti? Karşı bölü komşu. Hocam burası 12 burası 5 olacak. 5 12 13 üçgenden burası 13 oldu. Şimdi benden kotanjant x isteniyor. Kotanjant x komşu bölü komşu bölü karşı yani 5 bölü 12 artı şu değer arkadaşlar 5 bölü 12 yaptı. Tekrar söylüyorum. Kotanjant x komşu bölü karşı. Artı sinüs x. Sinüs x de karşı bölü hipotenüs değil mi? Yani 12 bölü 13 isteniyor arkadaşlar bizden. Şunu 13 ile genişletiriz. Bunu 12 ile genişletiriz. 5 ile 13'ü çarpma 65 artı bu 144 bölü 12 ile 13'ün çarpımı da kaç yapıyor? Çarpalım 13 ile 12'nin çarpımı 26 ve burası da 13. 156 yapıyor tamam. Aşağısı da 156 yaptı. Bu da neye eşit oldu? Topladığımız zaman 9 burası 209 bölü 156 yapar arkadaşlar cevabımız. Tamam mı? Bazen de böyle trigonometrik değer verilip başka trigonometrik değerler sorulabilir bize. O zaman da dik üçgende çizip ona göre yorumluyoruz arkadaşlar. Ve burada da bir not. Tekrar söylüyorum. Tanjant ne demekmiş? Sin bölü kos demekmiş. Kotanjant ne demekmiş? Kos bölü sin demekmiş arkadaşım. Evet. Burada ne verilmiş? Burada da 9 kotanjant x Eşittir ne demiş? 6 tanjant x denilmiş. Hocam burada ne yapmamız lazım? Valla sayıları bir yere bunları da bir yere toplayalım. 9 bölü 6 neye eşittir? Tanjant x bölü kotanjant x'e eşittir. Hocam 9 bölü 6 dediğimiz nedir? 3 bölü 2'dir. Tanjant demek ne demek? sin bölü kos demek. Hocam kotanjant demek ne demek? Kos bölü sin demek. Ters çevir çarptığımız zaman 3 bölü 2 eşittir sin bölü kos ters çevirip çarptım. Ters çevirip çarptığım zaman da bu da sin bölü kos yaptı. O zaman çarptığım zaman sin kare bölü kos kare mi yaptı? Evet. Yani 3 bölü 2 eşittir. Sin kare bölü kos kare yaptı arkadaşlar. E sin, bu da sin bölü kosun karesi demek değil midir arkadaşlar? O sin bölü kos da tanjant demek değil midir? Evet. Yani her iki tarafın bu tanjant kare x yaptı arkadaşlar. Tanjant kare x ne verilmiş? 3 bölü 2 verilmiş. Bak şimdi dikkat. Tanjant x de neye eşit olacaktır? Her iki tarafın kare kökünü alırsam kök 3 bölü kök 2 eşit olacak. E tanjant x belli sinüs x deniyor benden. Dik üçgeni çizelim. X burası. Tanjant demek karşı bölü komşu demek değil mi? Evet. Hocam burası kök 3 burası kök 2 diyebilirim. Tanjant karşı bölü komşu. Normalde kök 3 k'ya kök 2 k demem lazım. Unutmayın bunu. E sinüs x değeri isteniyor. Pisagor bağıntısı yapalım. Şuraya a diyelim. A kare neye eşittir? Kök 3'ün karesi 3 artı kök 2'nin karesi 5. A'yı da buradan kök 5 buluruz. E benden ne isteniyor? Sinüs x isteniyor. Sinüs x de karşı bölü komşu. Kök 3 bölü kök 5 yapar. Yani kök 5 eşleniyle çarparsak. Bak sinüs x de karşı söylüyorum. Karşı bölü hipotenüs. E, kök 15 bölü 5 diye buluruz arkadaşlar cevabı. Tamam mı? Örnek 42'de böylelikle kök 15 bölü 5 bulduk. Ve geldik şuraya. Nereye geldik? Şöyle bir ifade var. Vallahi bir şey yapamıyoruz. İşler dışlar yapalım. İşler dışlar yapacak olursak eğer 3 ile burayı çarpıyorum. 6 sinüs x eksi 3 kosinüs x eşittir. Burayı çarptım. 1 ile çarpıyorum. Sinüs x artı 2 kosinüs x yaptı. Sinüsler bir tarafa kosinüsler bir tarafa. Sinüs x'i buraya alsam 6 sinüs x'ten bir tane sinüs x çıkarsa ne olur? Yani 6 elma eksi 1 elma 5 elma yapar. 5 sinüs x yaptı. Eksi 3 kosinüs x de artı 3 kosinüs x diye gider buraya e, ee, 2 kosinüs x artı 3 kosinüs x de 5 kosinüs x mi yaptı arkadaşım? Evet. 5'ler sadeleşti. Sinüs x eşittir kosinüs x oldu. E burada bir şey bulamıyorum. O zaman bunu buraya bölelim. Her iki tarafı kosinüs x'e bölersem. Sinüs x bölü kosinüs x neye eşit oldu? 1'e eşit oldu. Sinüs x bölü kosinüs x demek tanjant x demek 1'e eşitmiş. E bizden kotanjant x değeri isteniyor. Keşke şöyle bölseydim arkadaşlar. Şuradan bir şey yapalım. Bizden kotanjant x isteniyor ya kosinüs x bölü sinüs x isteniyor. O zaman her iki tarafı sinüs x'e bölelim. Hocam burada 1 oldu. Burası da kosinüs x bölü sinüs x yaptı. Yani bir kotanjant x'e eşit oldu arkadaşlar. Biraz öncekinde de tanjant x'i 1 bulduk ya. Dik üçgen çizip kotanjant x'i de bulabilirdik arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet böyle sorularla da karşılaşabilirsiniz. İşlem yapın. Tanjant x'in sin bölü kos olduğunu unutmayın. Kotanjant e, x'in de kos bölü sin olduğunu unutmayın. Ve ee, böyle trigonometrik bir değer geldiğinde tanjant x bir değer verilip de başka bir trigonometrik değer sorulursa eğer dik üçgende çizeceğinizi unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Evet gençler, isterseniz videoyu burada bitirelim. Evet burada ne yaptık? Trigonometrik değerlerden bahsettik ve özel açıların trigonometrik değerlerini falan filan bulduk ve bir sonraki videoda ne yapacağız? Birim çember ve trigonometrik değerlerden bahsedeceğiz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda benim çember ve trigonometrik değerler videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.